emlakdilim.com gayrimenkul rehberini sunar. Gayrimenkul Rehberi'nden iyi hafta sonları. Ben Ayla Özer. Bu hafta İstanbul'un hem Anadolu hem Avrupa yakasında iki proje inceleyeceğiz. İlk konuğumuz yarım asırdır emlak sektörünün içinde olan ve bugüne kadar binlerce aileye ev sahibi yapmış olan Dumankaya İnşaat. Dumankaya İnşaatı bize Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya anlatacak. Hoş geldiniz Uğur Bey programımıza. Kente kimlik katan yaşam alanları konseptiyle projeler geliştiriyorsunuz. Dumankaya İnşaatı bir de sizden dinleyelim. Tabii Dumankaya İnşaat 1963 yılında kuruldu. Bu sene 50. yılımızı kutluyoruz. Aslında buna gümüş yıl denilebilir. İlk zamanlarda yapsat işleriyle başlayan, gayrimenkul geliştirme işiyle daha sonra devam eden, şu anda da İstanbul'un 10'a yakın farklı bölgesinde inşaat yapan, hatta bazı yerlerde 1000-1500 daireleri aynı anda yapabilen bir grup haline geldik. Tabii ki şirketin en önemli, grubun en önemli firması Dumankaya İnşaat. Diğer taraftan hem otomotiv işinde varız, sigorta işinde varız, hizmet sektöründe varız. Bir de sanayi işleriyle de ilgileniyoruz. Bugüne kadar kaç konut teslim ettiniz? Bugüne kadar devam eden ve teslim edilenlerle beraber kıyaslasak 20 bine yakın bir konut. Tabii bu 20 bine yakın konut yaklaşık olarak 100 bin kişilik bir nüfusu yapıyor. Bir orta ölçekli bir Anadolu şehri kadar bir insan şu anda Dumankaya konutlarında yaşıyor. ...2013'te büyüme hedefleriniz neydi? Yıl sonu da yaklaşıyor. Evet. Nasıl gerçekleşiyor? 2013 yılında biz 500 milyon yakını bir ciro hedefi koyduk. Mayıs'ın sonuna kadar çok iyi giden satışlar, yaklaşık olarak bütçelediğimizin %90-95'ini de satabildik. Mayıs'tan sonraki Haziran ayında itibaren satışlarda biraz azalma oldu. Bunun gerek yurt içi gerek yurt dışı satışlarında da oldu. Çünkü yurt dışı satışlarından da yaklaşık olarak %15'e yakınlık satış olurken burada bayağı düştü ve bundan dolayı da biraz bütçeyi revize ettik ve şu anda 500 milyonluk satış, ama geçen seneyle kıyasladığımızda yine %40'a yakınlık bir büyüme beklentimiz var. Zannederim bu sene bu revize ettiğimiz şekilde yakın bir tabloda devam edecek. Önümüzdeki dönemdeki, kısa vadedeki planlarınız neler Dumankaya İnşaat olarak? Dumankaya İnşaat olarak biz genelde her zaman tüketicinin karşısına, kamuoyunun karşısına yenilikçi projelerle çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi yeni lanse etmeyi düşündüğümüz, önümüzdeki günlerde basınla paylaşacağımız, daha sonra da lansmanı çıkacak olan Atletico Tavus adında bir projemiz var. Bu proje oldukça farklı bir konsepte çıkacak. Türkiye'de ilk defa, hatta dünyada bile yeni yeni trend olan bir konsepte çıkacak. Bizim için artık gayrimenkul sadece fiziki olan bir olay değil. Yani bir gayrimenkulün ruhu olması gerekiyor. Burada hizmetin işin içine karıştırması gerekiyor. Ve biz bunu Atletico Towers projemizde tam anlamıyla ön plana çıkartıp farklı bir segmentte tüketicinin karşısına çıkmak istiyoruz. Yıl bitiyor artık. Önümüzdeki seneyle ilgili baktığımızda da Sancaktepe'de yaklaşık olarak 700-800 dairenin olduğu, belki biraz daha büyüyebileceği bir projemiz var. Bu bölgede Sancaktepe biliyorsunuz İstanbul'un yeni gelişen bölgelerinden, aslında İstanbul'un merkezine çok yakın bir bölgede konumda olan
Bir yandan da şehir hastanesinin geleceği ve metronun da çok yakında olan bir bölge. Bu bölgede bir proje geliştireceğiz. Bir sonraki projemiz de Eylül ayında inşallah Beykoz'da 40 dönüm arazi üzerine 20-25 bin metrekare inşaat alanı olan üst segmente hitap eden bir proje olacak. Tabii ki hala önümüzdeki senenin, daha sonraki senenin projeleri, arsa görüşmeleri devam ediyor. Bunlarla ilgili de sonuç aldıkça kamuoyunu tabii ki bilgilendireceğiz. Türkiye'de akıllı ev kavramını ilk uygulayan firmalardansınız. Evet. Nedir akıllı ev? Bize kısaca anlatır mısınız? Türkiye'de aslında gene site anlamında ilk uygulayanlardanız ama bu konsept eskiden beri uygulanmaya çalışılan bir konsept. Akıllı evler bugüne değil aslında yarına hitap ediyor. Aslında bugünün insanı büyük bir dijital devrimin içerisinde ve bunun henüz daha nimetlerini kullanırken yeteri derecede diğer nimetlerini daha kullanmadı. Biz bunu insanlar yaşamın her parçasında kullanırken konutun bunun dışında kalamayacağı öngörüsüyle bu tarz bir çalışma yaptık. Ha, bu çalışmanın tüketici nezdinde daha henüz katma değerini aldık mı? Henüz almadık. Tüketici bununla ilgili bunun için ekstra bir isteklerde bulunmuyor. Yani bunun için ekstra bir ücret ödeme talebinde bulunmuyor. Burada yapılan her şey bizim fedakarlığımızla ilgili ama biz biliyoruz ki insanlar bu konut teslim almak istediğinde o zamanki Türkiye, o zamanki dünya çok daha farklı nosyonda olacak ve bu tarz hizmetleri vermek gayrimenkulün hem kirasına hem de ikinci el satışına çok daha farklı değerler kazandıracak ve bu değerle hareket ederek ve bu vizyonla hareket ederek tüketicinin karşısına akıllı evlerle çıkmaya çalışıyoruz. Tüm projelerinizde akıllı ev sistemlerini uygulayacak mısınız? Bazılarında altyapılar var, bazılarında altın dediğimiz, platin dediğimiz pakette var daha üst düzeyde. Yani hemen hemen tüm projelerimizde bunu uygulamak istiyoruz. Bununla ilgili zaten bizim teknoloji firmamız var. Bu teknoloji firmamız bu geliştirmeler üzerine, bu Ar-Ge'ler üzerine çalışıyor. Yani biz bu konuda gerçekten çok tutkuluyuz. Yani burada Dumanka'yı tüketicinin zihninde farklılaşacak unsurlardan biri olarak bu akıllı ev konseptini, daha doğrusu teknolojiyle hizmeti müşteriye bir değer olarak sunulması kavramını ön planda tutuyoruz. Anadolu yakasında Ritim İstanbul projesine başladınız. Evet. Projenin bölgeye göre öne çıkan özellikleri neler Uğur Bey? Ritim projesi bir kere Maltepe çok önemli bir lokasyon. İstanbul'un Anadolu yakasının merkezlerinde finans merkezine çok yakın ve D5 hattında olan ve minibüs yoluyla arasında kalan bir lokasyon. Ritim de bu Maltepe lokasyonunun içerisinde bulunan bölgede ve bu bölge gelişiyor. Bu bölgede birçok alışveriş merkezi, ofis alanları birçok faktör yapıyor. Zaten E5'in olması başlı başına bir nokta. Metroya yakınlığı çok çok önemli ve Anadolu yakasındaki Kartal kentsel dönüşümü, işte marinalar birçok bölgeye oldukça yakın. Ritim de bu bölgenin içerisinde en büyük, en içerisinde kendi kendine yeten projelerden biri, belki de birincisi. Çünkü içinde hem alışveriş merkezi, hem ofis alanları, hem rezidans alanları var. Birçok farklı faktör barındırıyor ve bir yandan da müthiş adalar manzarasını barındırıyor. Ve bu bölgeye genelde Dumankaya'nın misyonu kente kimlik katan yaşam alanları kazandırmaktır. Sizin daha önce bahsettiğiniz gibi yani bizim varoluş gayemizdir. Bu bölgeye de farklı bir değer katabilecek ve bu bölgenin gelecekteki oluşabilecek potansiyelini gösterebilecek nitelikteki bir proje Ritim. Yani Ritim bizi heyecanlandıran bir proje. Altında da büyük bir alışveriş merkezinin olduğu, aslında büyük de butiğin arasında olan açık alışveriş merkezinin olduğu, bu bölgedeki yaşamı daha da dinamik hale getirecek, diğer alışveriş merkezlerinin tamamlayıcısı gibi olabilecek bir alışveriş merkezi var. Burada hem Ritim'den daire sahibi olanlar, hem bu ofisi kullananlar, hem de bu çevre, bu bölgedeki insanların faydalanabileceği nitelikte bir proje. Bu
projenizin bölgedeki diğer projelerden ayıran özellikleri nelerdir? Mesela Ritim bir kere boyut olarak çok daha farklı bir proje. Yani birçok farklı bileşenleri içinde barındırdığından dolayı farklı. Yani hem boyutsal büyük hem de içinde alışveriş merkezi, ofis, rezidans alanları, atletiko spor tesisi gibi tesislerin olduğu bir alan. Bir yandan da akıllı evler konseptinin içinde barındırması, mimari olarak farklılaşması. Bir de Dumankaya'nın ekstra bir hizmet olarak sunduğu Dumankaya Dünyası hizmetlerini de içinde barındırmasıyla o bölgede tamamen farklılaştıracak, yaşamı zenginleştirecek bir unsur gibi gözüküyor. İnşaat sektörü yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre bir artış grafiğine evet. tekrar geçti. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu artışı? İnşaat sektörü geçen sene bir Türkiye'nin büyümesinin altında bir büyüme gerçekleşmişti. Belki kaybettiklerinin bir kısmını toparladı. Biz zaten kendi adımıza inşaat sektörünü çok daha üstünde bir büyüme kat ettik. Konut kredi faiz oranlarının düşmüş olması gayrimenkul sektörünü harekete geçirmiş olabilir. Ve gerçekten bu kentsel dönüşümde çok ciddi bir atılım var. Kentsel dönüşümün de getirmiş olduğu artılar vardır. Ve devletin yapmış olduğu yatırımlar var. Yani şimdi gayrimenkul sektörü devletin yapmış olduğu yatırımları da kapsıyor. Gerçi bunun %55-60'ı konut ama bir yandan da bunları da kapsıyor. Bunlarla ilgili de hamlelerle beraber aslında gayrimenkul sektörü olmuş hak ettiği nokta bu. Türkiye'nin motoru, dinamosu, lokomotifi ne denilirse denilsin ama Türkiye'yi harekete geçiren bir nosyon ve tabii ki istihdam açısından da büyük bir katkı yapan bir sektör ve büyüme sebeplerini ben böyle görüyorum ve Türkiye için de hayırlı bir şey olarak görüyorum gayrimenkul sektörünün büyümesinin. Kentsel dönüşüm aslında sektörün en önemli gündem maddesi. Ne düşünüyorsunuz kentsel dönüşümle ilgili? Bu aslında sadece sektörün değil Türkiye'nin gündemi. Buradaki bu topraklardaki yaşayan insanlar her geçen gün çıta yukarı doğru beklenti memnuniyetçisini yukarı doğru oluşturuyor. Burada hem siyasilere hem yönetenlere hem sivil toplum kuruluşlarına hem hepimize çok önemli görevler düşüyor. Kentsel dönüşümü düşünürken aslında burada sürdürülebilirlik kavramına, kendi kendine yeten evlere, pasif evlere ve de bir yandan da insanların demin bahsettiğimiz konfora güvenilecek akıllı evlere de yapıp tasarrufu hedefleyen evler ve kentsel dönüşüm de olması gerekiyor. Yani bu konu bakanımızı geçen gün Samsun'da dinledim. Bu konularla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu konu gerçekten Avrupa'nın bile daha yeni yeni konuşmaya başladığı bir konu. Ama Türkiye madem kentsel dönüşüme giriyor, madem bu kadar yıkımlar, madem bu kadar büyük masraflar olacak, bir anda birkaç işi de halledilmesi gerekir diye düşünüyorum. Burada son dönemde konut faizlerinde bir dalgalanma yaşıyoruz. Nasıl etkiliyor satışlarınızı? Konut faizlerindeki dalgalanma olduğu zaman çok hızlı artıyor. Mesela 0.60'lardan 0.90'lara kadar çıktı. Şimdi yavaş yavaş inme eğilimi gösteriyor. Tabii ki hızlı çıkması anlık olarak etkiliyor müşteri. Çünkü konut fiyatı dolaylı olarak artıyor. Aslında insanlar konut kredisi aldıkları zaman fiyatlar artıyor. Bu da tüketici bazen ya ben yüksek fiyattan almayayım bekleyeyim diyor ama bakıyor ki trend yükseliş üzerindeyse o zaman kaçırmayayım diyor. Bu şekilde alayım diye isteyebiliyor. Ama şöyle bir şey var. Yani konut bir zamanlar bundan birkaç sene önce 1.60'lara kadar çıkmıştı. Bu oranlara gelmediği müddetçe yani 1.15'i geçmediği müddetçe bu psikolojik barem gibi gözüküyor 1.10-1.15'ten. Bu çok fazlasıyla orta vadede etkilemiyor. Ama tabii ki düşmüş olması bizim açımızdan iyi bir şey.